Günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Herkese hayırlı haftalar. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Valla ben bugün geç kalktım yine. Çocuklar da geç kalktılar. Çünkü gece kaçta yattık biz? 4:30 olmuş muydu? Evet, muhtemelen o saatlerde yattık. Çünkü akşam Serpil'den geldikten sonra yemek yedik, öyle yattık. Bugün niyetliyiz. Allah kabul etsin. Çocuklar da niyetliler, onlar da oruçlular. 3 aylara girdik. Rabbim niyetlerimizi, oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah Ramazan ayında da bizi erdirsin. O güzel günleri yaşamak nasip etsin. Tabii bunlar geç yattılar ama yine de kalkmışlar. Burada oyun oynuyorlar. Gösteremiyorum onları size. Neyse bakalım arkadaşlar. Ben şimdi şöyle ortalığı bir toparlayayım. Ondan sonra akşam ne yapacağız akşam? Akşam yemek yiyeceğiz. Var mı istediğiniz bir şey? Yok. Bakacağız bakalım akşama kadar. Düşünelim. Ona göre karar veririz. Tamam mı anneciğim? Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ortalığı toparlayayım ben. Evet, bu saat oldu. Ancak gelebildim yüz yüze. Sabah size bir günaydın videosu çektikten sonra ben gene gidip yattım. Çünkü benim Ramazan ayında da böyle. Normalde de hani böyle. İlk günüm, orucum çok kötü geçiyor. Baş ağrısı vesaire, böyle bayağı bir zorlanıyorum. İlk gün ya da genelde ilk gün ve iki gün ya da bayağı bir zorlanıyorum. Ama ondan sonra sıkıntı yaşamadan devam ediyorum. Ama bugün işte bir baş ağrısı, bir halsizlik, bir yorgunluk. Bayağı bir kötü hissettim ben kendimi. Ondan sebep size günaydın videosu çektikten sonra gidip yattım tekrar. Şu an saat 5 oldu. İftara da 1 saat var ve ben yeni kalktım. Şimdi mutfağa geçeceğim, bakalım ne yapacağım, ne edeceğim. Karar vermedim, hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Bunlar bayağı formdalar ama, yani ben burada baş ağrısından kıvrınıyorum ama çocuklar maşallah formdalar ama sokağa hiç inmediler bugün. Allah kabul etsin inşallah onların oruçlarında. İşte çarşıya gideyim, markete gideyim, onların sevdiği birkaç bir şey alayım dedim ama yok, o halim zaten yok. O yüzden evdekilerle, buzlukta biraz bir şeylerim vardı, onları pişireceğim. Öyle bakalım, şimdi kalkalım, gidelim mutfağa, bakayım ortaya ne çıkacak. Nasıl gidiyor çocuklar? İyi. Ege? İdare eder. Acıktın mı? Acıkmış. Ama maşallah ikisi de çok güzel, sorunsuz tuttular. Allah kabul etsin inşallah onların da oruçlarını. Öyle kalkıyoruz. Hadi mutfakta görüşürüz bakalım. Şöyle buzluğu açtım. Acaba dedim ne var ne yok. Bir şey var mı ki buzlukta dedim. Ama bir de bakarım ki benim kemikletim varmış buzlukta. Çıkarttım onu, hemen attım düdük diye. O pişsin. Akşama ıslama yapalım. Kuru yufkam da var. Ondan sonra salata, çorba vesaire tamamdır. Çocuklar da seviyor zaten ıslama. Hiç ne var ne yok buzlukta bilmiyorum ki. Ne zamandır hiç bakmadım. Öyle. Ya bu da su kaçırıyor. Ocağı da batırdı gene. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hay Allah. Şuralardan damlattı biraz önce. Bakın ocak da gitti. Neyse, sileriz en son. Hemen şöyle karnabahar almıştım ben dün marketten. Şuraya marullarımı ısladım. Onları salata yapacağım birazdan. Şöyle karnabaharı da şu şekilde. Şu şekilde karnabaharları da fırına süreceğim. Bakın bu şekilde tepsiyi yağladım. Bu şekilde kesip üzerinde böyle fırçayla yağlayıp tuzlayıp fırına sürüyorum. O zaman böyle yemeğin yanında böyle bir şey, sunum da çok güzel oluyor, tadı da çok güzel oluyor. Şu şekilde bakın. Deneyin derim. Normalde yemeğin çok severek yemiyorlar. Bunu ya beşamel soslu ya da bu şekilde seviyor çocuklar. Fırında kızarmış. Güzel oluyor. Bakın küçük parçaları da böyle böyle. Şunu koyabiliriz. Şöyle şurayı sileyim. Şu şekilde yağ dolandırdım üstüne. Biraz da tuz dökelim. Şöyle fırçayla yağı iyice bir yayalım. Tamamdır. İsteğe göre pul biber falan da dökebilirsiniz. Bakın şöyle
Çok az ben pul biber de dolandıracağım. Nane, kuru nane, işte kuru kekik falan da olabilir. Bu biber, bizim yaptığımız biber olduğu için çok acı. O yüzden biraz böyle temkinli döküyorum. Şimdi hemen şöyle salata işimizle halledelim. Kayınvalidem dün marul göndermiş sağ olsun köyden. Bakın şöyle köy marulları küçük küçük. Arada böyle yağlı marullar da var. Sağ olsun dün akşam eşimden göndermiş. Onlarla böyle mis gibi bir salata yapalım. Köy pırasası falan da var. Bir iki gün buralarda duralım da Batın Bey'in hevesi bir geçsin. Ondan sonra işte kayınvalideme, anneme gideceğiz bakalım. Şöyle bir tur daha yıkayacağım. Çamurlu oluyor malum köyden geldiğim için. Şöyle hemen salatayı doğrayalım. O kadar güzel ki marullar. Böyle su gibi. Şöyle havuç da doğrayacağım içine. Çocuklar artık sabırsızlanıyorlar haliyle. Evet, şöyle karnabaharlarımız da fırından çıktı bakın. Bunlar da servise hazır. Şöyle et yemeğimiz de pişti. Hemen yufkaları da kırıp üzerine dökelim bakalım. Bakın şöyle güzel de pişti. Hadi bakalım. Çayımı demledim, ezan okundu, çorbalar içildi. Şimdi sıra geldi ıslamayı yapmaya. Bunu taze taze sıcak sıcak yapmak için en sona bıraktım. Şöyle bakın yufkalarımı şu şekilde bölüp dolaba koydum ki ben buradan gidince bozulmasın diye. Zaten az kalmıştı, geri kalanını da İstanbul'a götürdüm. Şu şekilde yapalım. Şöyle siz göremiyorsunuz galiba. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın. Birazcık eğeyim aşağıya doğru. Şu şekilde yufkaları tepsiye koyuyoruz. Ezan okundu. Çorbalar içildi. Sıra geldi artık ıslamayı yapmaya. Şu şekilde yufkalarımı tepsiye koyuyorum. Şöyle yemeğimiz pişti. Hemen yufkaların üzerine dökelim bakalım. Önce şöyle suyundan dökelim. Ondan sonra da etini didikleyeceğim. Bu çok güzel bir yemek oluyor gerçekten. Bu Elif'in de çok sevdiği bir yemek. Onu biliyorum. Şöyle... Hemen etinden de dedikleyelim. Şöyle. Şöyle hemen hazırladım. Bunu çocukların önüne koyayım yesinler. Bir tane daha hazırlayacağım hemen şimdi. Çok böyle sıcak olmasın diye azar azar hazırlıyorum ki hemen yiyebilsinler bakalım. Havası gel. Sonra? Ege? Etekle mi? Etek mi vardı lan? Hı-hı. Etekle sokağa çıktık. Biz iki tane eşofman sokağa çıkıyor. Üşümedim diyor. İlayda bu videoyu izlerse ne olacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Kim korur seni? Aranız o da katılacak. Ege kim korur seni? Batın canım arkadaşım. Ona çok güvenme bence. Aa, ne diyorlar şimdi? Ben de korurum seni.
Eyvallah. Yani. Hayatta... O kadar eğlenceli. İkimiz o yeter kadar... miyiz? Sen bile karşı mı? Vallahi biraz düşünmem lazım. O kadar eğlenceli, güzel sohbet ederek yemek yiyorlar ki anlatamam. Vallahi çekmek istedim yani ben de. Yarın da tutacak mıyız? Tutacağım ben. İnşallah bakalım. Yani hayırlısı. Dayak yemeyecek tutacağız. Ya dayak nasıl arkadaşlar tutacak? Hiçbir şey olmaz. Ben arkandayım Ege. Eyvallah. Şimdi? Sonra? Sonra. Evdeki kişi mi? Biri neden dönecek, biri neden dönecek. Biri de laf ettiğim için. Biri de... Şiddet var, değil mi? Evet. Evde şiddet mi var şimdi? Serpil sana kıyamam. Yok ama şimdi öyle olacak. Şimdi öyle olacak. Yani şu ana kadar yoktu ama artık öyle olacak, öyle mi? Böyle olunca aferin annesine bu. Bir daha yap. Serpil izleyecek bunu, bir daha yap. Arkadaşlık kalan. Neyse, bunlar kamera açıkken rahat sohbet edemiyorlar. Ben şöyle çayımı demledim. Ondan sonra kahvaltı ne be? Çay yok ki. Yemeğimizi yedik. Yani çocuklar devam ediyorlar da ben çayımı demledim. Kalkayım biraz çay içeyim. Vallahi. Hadi en çok özlediğim şey. Edi ile Büdü. Ne yapacaksınız mahallede şimdi? İyi oğlum. Ege, ben şimdi annenin yanına geçeceğim, onu biraz sakinleştiririm. Sen de bir daha faturanı sakın aşmıyorsun. Annenin suçu mu? Niye oğlum? Yine kabak Serpil'in başına mı patladı yani? Sen merak etme, ben şimdi geçip anneni sakinleştiririm, tamam mı oğlum? Sen rahat olun, bir daha böyle bir şey istemiyorum ama. Tamam mı? Yoksa şiddet var. Özlemin duyduğum tek şey çaydı yani. Gerçekten öyle. Çayı çok özledim bugün. Şimdi bir iki bardak çay içeyim. Ondan sonra gideyim mutfağa toparlayayım. Daha bu akşam Ömer var. Ömer dizisi var. Onu izleyeceğiz. Çocuklar sokaktalar. Eşim gelmedi henüz. Öyle. Şimdi eşim gelmeden bir 15-20 dakika kadar Serpil'e geçeceğim. Ege'ye söz verdim çünkü. Ege faturasını aşmış istemeden. Sokakta oynuyorlar ya. Sokakta da internetten oynuyorlar. İşte video izliyorlar ya da müzik dinliyorlar falan. İster istemez paketini aşmış. Bunu da annem bilmiyordu. Daha doğrusu bu akşam buradayken aradı annesini. Anne tabii haliyle kızdı doğal olarak. Şimdi o da diyor ki Pervin teyze geçip... Annemi sen sakinleştirebilirsin, sadece Pervin teyze dedi. Ya anne de haklı kendince. Çünkü faturalı yaptıktan sonra hattını defalarca tembihlemiş. Hatta dün akşam konuştuk biz Serpil'le. Hani öyle faturalardan falan çıkmıştı muhabbet ederken. Hani o çok istediği için ben onu hattını faturalı yaptım. Ama bana söz verdi açmayacak dedi. Gerçi Ege de isteyerek açmamıştır muhtemelen de. Hani internetin kullanırken farkına varmadı demek ki çocuk. Şimdi annesinin ona kızacağını düşünüyor. Şiddet middet dedik ama onların hepsi espriden ibaret. Öyle bir şey asla yapmaz Serpil. Yani zaten öyle bir anne değil. Öyle yani, Ege'nin aklı kalmasın. Ege'ye geçtim, sizdeyim diyeceğim. O da hani birazcık böyle rahat oynasın sokakta. Şimdi bakkalın önündeler. Okulun bahçesine geçmeyin dedim onlara. Bakkalın önünde birazcık oynarlar, sohbet ederler, oyun oynarlar, öyle vakit geçiriyorlar. Belki 8-9 çocuk varlar yani, hepsi toplanıyorlar bakkalın önünde. Oradan sesleri geliyor bizim balkona. Kakara, kikiri böyle saatlerce 12'lere 1'lere kadar dışarıdalar. Hani ne soğuk ne sıcak hiç onları etkilemiyor. Yazında kışında bu şekildeler. Çok şükür kopmadılar. Yani güzel arkadaşlıkları var. Bir tane sevdiği arkadaşı oğlumun buradan soğuk suya taşınmış. Soğuk su yani aşağıya, çok uzak değil, pazar yerin oralara taşınmış. Hatta o bile her akşam o yokuşu çıkıp buraya geliyor. Bizim evimiz biraz yokuşta. Yokuşta derken hani Zonguldak zaten hep yokuş biliyorsunuz. Şimdi biz pazara ineceğiz, çarşıya ineceğiz. Yani
çoğunlukla böyle yokuşlardan aşağılara iniyoruz. Zonguldak merdiven şehri, yokuş şehri biliyorsunuz. O arkadaşı da her akşam o yokuşu çıkıyor, hiç üşenmiyor. Vallahi billahi. Neyse bakalım, ben kalkayım, mutfağımı toplayayım, tekrar görüşelim. Şöyle hemen mutfağımı topladım. Ocağımı temizledim artık. Bu demiri bir makineye koyacağım. Bu da bitiyor galiba da artık. Bu çok işe yarıyor gerçekten. O kadar etkili bir şey ki bu. Hombik diselin yağ sökücüsü. Bir dönem ben bu hombik diseli yapmıştım. O zaman almıştım, bu stokta vardı. Gerçekten çok etkili. Makinem daha dolmadı. Bunları atamıyorum o yüzden. Artık yarın atarım bunları da. Şöyle artık rahat rahat bir çay daha içebilirim. Bu arada Ömer de başlamış galiba. Şöyle geçeyim. Oh, mutfağım tertemiz. Çayımı içeyim. Şöyle Serpil'e gidiyorum, bakalım çıktım. Evet arkadaşlar, biz Serpil'e diye çıktık ama Ali'ye de aldık soluğu. Serpil iyileşmiş, hastamız. Serpil Ali'ye çıkmış. Ben de oraya geldim. Ali'yeciğim kahve yaptı. Kahve içiyoruz. Serpil'cim de burada. Çok şükür iyileşmiş. Neyse bakalım. Bize afiyet olsun. Evet, biz kahvemizi içiyoruz. Ben bir taraftan da videomu kapatıp artık editleyeyim burada. Sohbet, muhabbet, aynı zamanda edit. Öyle bakalım arkadaşlar. Yarınki videoda tekrardan görüşmek nasip olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.